Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Genel Kurulu toplantısının 3. yasama yılı 32. birleşimini açıyorum. Genel Başkanımız sunuş konuşmasını yapmak üzere Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim değerli arkadaşlarım. Ben konuşmalarıma genelde televizyonları başında bizi izleyen saygıdeğer yurttaşlarım diye başlıyordum ama arkadaşlar uyardılar. Çok sayıda radyodan da dinleyici var. Dolayısıyla televizyonları başında, radyoları başında, sosyal medyada bizleri izleyen bütün vatandaşlarıma Cumhuriyet Halk Partisi grubundan bütün kalbimizle sevgimizi, saygımızı gönderiyoruz. En büyük dileğimiz de tabii huzurlu bir Türkiye. Hepimizin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye. Elbette ki farklılıklarımız olacak. Ama farklılıkları ayrışma gerekçesi olarak değil, zenginlik olarak kabul ettiğimizde emin olun bu güzel Türkiye'de hepimiz huzur içinde yaşayabiliriz. Buna engel olanın da siyaset kurumu olduğunu bütün vatandaşlarımın bilmesi lazım. Bakın biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak görüşü ne olursa olsun, kimliği, inancı ne olursa olsun, Türkiye coğrafyasının neresinde yaşarsa yaşasın, bütün vatandaşlarımızı kucaklıyoruz. Bütün vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Hiçbir ayrım yapmıyoruz. Sadece ben mi? Hayır. Bütün belediye başkanlarımıza aynı görüş, aynı felsefeyle hareket ediyorlar. Hiçbir ayrımı yapmıyorlar. Yardım götürürken hangi partidesin diye sormuyorlar. Hangi kimliktensin diye sormuyorlar. Nereden buraya geldin diye sormuyorlar. Hangi inanca sahipsin diye sormuyorlar. İhtiyacı varsa yardım yapıyorlar. Dolayısıyla bizi dinleyen vatandaşlarıma huzur dolu günler dileyerek sözlerime başlamak isterim. Elbette ki her toplumun tarihinde acılar var. Ama bizim yakın tarihimizde de büyük acılar var. Sivas katliamı, Başbağlar katliamı bizim yakın tarihimizin acılarıdır. Her iki yere de, Sivas'a da, Başbağlar'a da her yıl düzenli olarak milletvekillerimiz gider. Anma törenlerine katılır. Dolayısıyla bir daha benzer acıların bu topraklarda yaşanmaması için dilekte bulunurlar. Evet, Sivas'ta da, Başbağlar'da da katledilenler bizim insanlarımızdı. O insanları saygıyla anmak, sevgiyle anmak, yakınlarına hemen hemen her dönem başsağlığı dilemek, hatta milletimizin başı sağ olsun demek bizim görevimizdir. Çünkü biz ayrışmayı değil, beraber yaşamayı, birlikte yaşamayı ve en önemlisi huzur içinde yaşamayı temel felsefe edindik. Gelibolu Yarımadası'nda orman yangınları oldu ama sabahleyin arkadaşlar telefon ettiler. Bölgeden de telefonlar geldi. Yangınların kontrol altına alındığı söyleniyor. Can kaybımız yok ama yanan ağaçların da canlı olduğunu hiç unutmamamız gerekiyor. Hareket yeteneği olmayan, gelen ateşe teslim olan ormanlarımız. Dolayısıyla ormanlarımızın korunması, çocuklarımıza güzel bir Türkiye'nin bırakılması açısından da son derece önemli. Değerli arkadaşlarım, bunlar geçmişte yaşadığımız acılar. Ama geçenlerde Sakarya Hendek'te de büyük bir acı yaşadık. Bir fişek fabrikasında meydana gelen patlama dolayısıyla 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Önce şu soruyu sormak gerekiyor. O insanlar fabrikada niye çalışıyorlardı? Evlerine helal ekmek götürmek için. Kimseye muhtaç olmamak için. Zor koşullarda mı görev yapıyorlardı? Zor koşullarda görev yapıyorlardı. Devlet ruhsat vermiş miydi? Vermişti.
Burada işçiler çalışabilir diye raporlar da vermişlerdi. Şimdi çok sayıda vatandaş orada çalışıyor. Günün 24 saati çalışıyor. Ama siz önlem almıyorsunuz. Patlamalar oluyor. 7 kişi hayatını kaybediyor. Sebahattin Tepeçınar, Havva Çelik, Halis Yılmaz, Muhammed Çanakçı, Muhammed Aygün, Erhan Ateş, en son bulunan, naaşı bulunan Ramazan Kor. 7 kişi hayatını kaybetti. Değerli arkadaşlar, bu fabrika sicili temiz olan bir fabrika değil. 11 yılda 4 ayrı patlama oluyor. İnsanlar yine hayatlarını kaybediyorlar. Fakat bu fabrikanın sahibi nereden güç alıyorsa, kimlerden güç alıyorsa, kimlerden destek alıyorsa fabrikasını her seferinde hiçbir önlem almadan yeniden açıyor. Yeniden patlamalar, yeniden insanlar ağlıyorlar, acıları var. Ama bakıyorsunuz patron gene patron, müsiadın Sakarya temsilcisi, akşam bir yemek veriliyor, bir ziyafet. Bir de sıkılmadan, utanmadan ziyafeti de paylaşıyorlar sosyal medyada. Ya daha cesetler defnedilmedi. Sizin yediğiniz yemek değil, yediğiniz insan eti biliyor musunuz siz? İnsan eti yiyorsunuz siz. Tabii hemen arkadaşlarımız, grup başkan vekilimiz vardı, meclisin başkan vekili vardı, milletvekillerimiz bölgeye gittiler, araştırmalar yaptılar. Buradan bütün çalışanlara, bu fabrikada çalışanlara seslenmek isterim. Adım gibi eminim. Bu iktidar, sarayda oturanlar bu olayı kapatmak isteyeceklerdir. Diyeceksiniz ki nereden biliyorsunuz? Erdoğan'ın patlamadan sonra ilk aradığı kişi fabrikanın patronu. İşçi aramıyor. Yakınlığı da aramıyor. Başsağlığı da dilemiyor. Nasıl olsa diyor Sakarya'da benim oyum çok yüksek. Ben Sakaryalıların sırtına binerim. Ensesine atarım tokatı. Zaten bunlar bana oy verirler. Ama bu sefer öyle değil. Bu sefer Sakaryalı sahip çıkmasa bile o 7 kişiye de, orada çalışan işçilere de biz sahip çıkacağız. Söz veriyorum. Şimdi arkadaşlarım avukatlarla görüşüyorlar. Bütün belgeleri topluyor, bütün belgeleri. Adalet diyorsanız belki o vefat edenlerin içinden belki hiç kimse CHP'ye oy vermedi. Ben onun siyasi tercihine bakmam. Hangi partiye isterse oy verir. Ama o haksızlığa uğramışsa adaleti sağlamak için çalışacak kişi öncelikle benim. Ve çalışacağız. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çünkü biz adaletten yana bir partiyiz. Haktan yana bir partiyiz. Hukuktan yana bir partiyiz. Alın terinden yana bir partiyiz. Hakkı, hukuku ve adaleti mutlaka sağlayacağız. İlk gelen raporlar değerli arkadaşlarım. Patlayıcı maddelerle ilgili, yani böyle üretim yapan yerlerle ilgili bir tüzük var. Bu tüzüğe aykırı biçimde fabrikadaki binalar arası güvenlik mesafelerine uyulmamış, beton duvarlar çekilmemiştir. Birinci tespitimiz. Tüzüğe uygun bir havalandırma sistemi yok. Bir diğer tespitimiz. Depo çatısından en az 1 metre yükseklikte ve en az 1 metre genişliğinde sütre örülmesi gerekirken böyle bir sütre de yok. Binaların yangından korunmasına ilişkin yönetmelik uyarınca patlayıcı madde üretilen bu tür iş yerlerinde tek katlı binalarda duvarların yanmaz veya 120 dakika dayanıklı olması gerekir diye açık hüküm var. Buna da uyulmadığını görüyoruz değerli arkadaşlarım. İçişleri Bakanı diyor ki 3 ay önce burada inceleme yaptık, araştırma yaptık. Hiçbir eksiği yok. Peki bunlar ne? Nerede bu beton duvar? Nerede bu sütre? Nerede bu havalandırma? Eğer bakansan, eğer haktan, hukuktan yanaysan,
Eğer saraydan talimat almayıp da ben bu işi sonuna kadar soruşturacağım diyorsan derhal oraya müfettişlerini görevlendir. Daha önce raporu veren, hiçbir şey yoktur diye raporu veren kişiyi de açığa. Hemen. CHP'li belediye başkanı olsa şimdi çoktan açığa alınmıştı. Bütün suçlar da yüklenmişti. Ruhsatı kim verdi? Olaydan hemen sonra bakanı, valisi, kaymakamı, bilmem neyi koro halinde gidiyorlar. E insanlar öldü. Niye daha önce gitmediniz? Niye daha önce ilgilenmediniz? Bunları sormamız lazım. Değerli arkadaşlarım. Havai fişek fabrikasındaki patlama insana ne kadar değer verdiğini gösteriyor bu hükümet. Patlayıcı madde üretiyorsan ona göre bina yapacaksın. Ona göre önlem alacaksın. İnsan hayatı değerlidir. Ama bu saray tayfası insan hayatı değerli midir, değersiz midir hiç bakmaz. Tek baktığı şey ranttır, paradır. Cebim doluyor mu? Köşeyi döndüm mü? Bir kişi ölmüş, beş kişi ölmüş. Bir şey olmaz diyorlar. Hakkını arayacağız. Bu arkadaşların hakkını arayacağız. Ortada bir kaza yok, ortada bir cinayet var. Değerli arkadaşlarım, tabii bu tür haberlerin yani gerçeklerin kamuoyuna yansımasından baskıcı hükümetler daima rahatsızlık duyarlar. Diktatörler de büyük rahatsızlık duyarlar. Nasıl olur da bizim kontrolümüzün dışında siz gerçekleri kamuoyuyla paylaşırsınız? Cezalandırmak isterler. Halk TV ve Tele1'e verilen ceza bu çerçevede verilen cezadır. Vatandaş doğruları öğrenmesin. Farklı görüşleri öğrenmesin. Hükümeti eleştirmesin. Alkışlasalardı günün 24 saatinde Halk TV'nin sahibi de çalışanları da para içinde yüzerlerdi. Paraya para demezlerdi onlar. Ama onlar en zor koşullarda, özgürlüğün en fazla sınırlandığı bir ortamda, baskıcı bir yönetimde namuslarıyla, alın terleriyle çalışıyorlar. Millet için çalışıyorlar. Doğruları halka anlatmak için çalışıyorlar. RTÜK ceza veriyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük cezası. 5 gün süreyle kapatma cezası vermişler. Halk TV ve Tele1'e. Bir sorun mu var? Var. Hemen televizyonu kapat. Bir mesele mi çıktı bir yerde? Hemen gazeteyi kapat. Bir şey mi oldu? Birisi konuştu mu? Hemen hedef gösterin. Yargılayın, tutuklayın, hapse atın. Geldiğimiz süreç budur. Sanıyorlar ki biz bu baskıları kurarsak sonuca ulaşırız. Millet gerçekleri görmez ve biz tekrar iktidar oluruz. Ne kadar baskı kurarsan kur, arkadaş sen gidicisin. Bu millet seni gönderecek. Artık bıktı. Artık bıktı. Tabii sadece Tele1, sadece Halk TV değil yani. Gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Arel, Hülya Kılınç, Müyesser Yıldız, Osman Kavala, Selahattin Bey bunların hepsi içerideler. Niye içerideler bunlar? Mahkeme kararlarına rağmen içerideler. Ahim kararlarına rağmen içerideler. Haksız yere içerideler. Olay bir yargılama olayından tümüyle çıkmış. Olay iktidarın dayatmasıyla bunları içeride tutacaksınız diyor. Bunları hapse atacaksınız diyor. Geciktirin duruşmaları diyor. Normalde hiç tutuklanmaları gerekmiyor. Yargılanabilirler. Ama tutuklayacaksınız, hapse atacaksınız. Kalmayacak, tecritte tutacaksınız bunları diyorlar. Ama bu milletin de bir vicdanı var değerli arkadaşlarım. Basın İlan Kurumu aynı şekilde... O da gazetelere, gerçekleri yazan özgür gazetecilere, kalemini satmayan gazetelere ceza veriyor basın ilan kurumundan. O da en ağır cezaları veriyor. Bugüne kadar hiç karşılaşmadığımız türden cezalar veriyor. Bir ay ilanı keseceğim, 15 gün ilanı keseceğim, bir hafta ilanı keseceğim. E ne olacak? Neden iktidarı eleştiriyorsun? Neden gerçekleri söylüyorsun? Neden işsizlik var diyorsun? Neden yoksulluk var diyorsun? Neden çocuklar yatağa aç giriyor diyorsun? Bunları söyleme.
Bak güllük gülistanlık vardı. Türkiye ne kadar güzel. Bütün dünya çökerken Türkiye'nin yıldızı yükseliyor diyor. Öyle konuşuyor. Öyle yaz diyor. Öyle anlat diyor. Ama bunlar olmuyor. Ben basın ilan kurumu ile ilgili bir gerçeği de sizlerle paylaşmak isterim. Basın ilan kurumu besleme basına kaynak aktaran bir kuruma dönmüş durumda. Bakıyorsunuz besleme basına. Tiraj ne kadar? 300 bin. Tiraj ne kadar? 150 bin. Kimsenin okuduğu falan yok. Böyle bir tiraj da yok. Ama 150 bine, 300 bin tiraja göre para alıyorlar. Buradan basın ilan kurumunun yöneticilerine seslenmek isterim. Eğer siz gerçekten ülkenizi seviyorsanız, gerçekten medya karşısında tarafsız davranmak istiyorsanız ve kaynağı yerinde ve zamanında kullanmak istiyorsanız bu tirajları bağımsız bir denetim kuruluna denetlettirin. Ondan sonra bakın bakalım hangi gazetenin tirajı ne kadar. Biz de görelim. Bunu yapabilirler mi? Saraydan talimat alırlarsa. Saraydan talimat almazlarsa yapamazlar. Değerli arkadaşlarım, RTÜK ve basın ilan kurumu birer sansür kurumuna dönüşmüş durumda. İktidarın talimatlarını yerine getiren, iktidardan talimat alan ve sansür uygulayan kurumlar haline dönüşmüş durumda. Bakınız, özellikle AK Partili kardeşlerim ya da AK Parti'ye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim. ATV'yi de pek çok vatandaşımız izler. Şiddet, aile yapısını derinden sarsan, ensest ilişkileri gündeme getiren televizyon kanalı hakkında 90 bine yakın, 90 bin, 10 bin değil, 5 bin değil, 10 değil, 50 değil, 90 bin şikayet geliyor, 90 bin. Bir tek dosya bile görüşülmüyor RTÜK'te. Bir tek dosya bile. Şimdi RTÜK başkanına sormak lazım. Sen gerçekten o kurumun başkanı mısın? Yoksa birilerinin talimatını yerine getirmek üzere görevlendirilmiş eleman mısın? Ben açık söylüyorum. Görevlendirilmiş eleman. Usulen seçilmiş, görevlendirilmiş, sarayın talimatlarını yerine getiren birisi. Ben değil, o da söylüyor zaten. 16 Mayıs'ta şu açıklamayı yapıyor. Ben geldiğim günden beri kimse bana talimat vermedi. Ben biliyorum sana kimlerin talimat verdiğini. Kendi aldığım eğitim, kararları nasıl aldığını anlatıyor. Kendi aldığım eğitim, dünya görüşüm ve sorumluluğum çerçevesinde ne yapmasını bilen bir insanım diyor. Hukukun üstünlüğüne göre demiyor. Hukukun kurallarına göre demiyor. Ahlaki kurallara göre demiyor. Evrensel basın ilkelerine göre demiyor. Aldığım eğitime göre. Başka? Dünya görüşüme göre karar veriyorum diyor. Ve devam ediyor. Eğer Erdoğan'dan talimat gelirse, talimat ve telkinlerini emir telakki eder, başımızın üstünde deriz. Eğer sen Erdoğan'ın talimatını yasalara rağmen emir telakki ediyorsan, sen aklını saraya kiraya vermişsin demektir. Sende akıl yoktur arkadaş. Yoktur. Her insanın bir aklı vardır. Her insanın. Her insanın dünyayı sorgulama hakkı vardır. Kur'an ne diye başlıyor? Yüce kitabımız. Oku diye başlıyor. İşit diye başlamıyor. Oku diye başlıyor. Sen okuduğunu bile gereğini yerine getirmeyip saraydan alınan talimatın gereğini yapıyorsan kusura bakma sana insan denmez kardeşim. Çünkü insan aklını kullanan kişidir. Aklını kullanan kişiye, hayatı sorgulayan kişiye insan denir zaten. Onun dışındaki bütün canlılar iç güdüleriyle hareket ederler. İnsan iç güdüleriyle değil, aklıyla hareket eder. Değerli arkadaşlarım, gerçekten de insanın içi acıyor. Ya bu memleket bu hale mi gelmeliydi? Gerçekler ortada dururken baskıyla siz neyi elde edeceksiniz? Yılmaz Özdil, seversiniz sevmezsiniz, Türkiye'nin etkili gazetecilerinden birisidir. Baro başkanlarına çıkarılan engeller,
onların parlamentoya alınmaması üzerine bir yazı yazmış. Yazar, eleştirmiş. Baroların ne işi var Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde diyor. Barolara kızıyor. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vesayet altında olduğunu biliyor o da zaten. Bilmeyen mi var? Bana AK Parti'nin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli milletvekillerinin saraydan alınan talimat doğrultusunda hareket ettiğini bilmiyor muyuz? Fizan'daki de biliyor. Biz de biliyoruz. O da böyle bir eleştiri yazmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yılmaz Özdil hakkında suç duyurusunda bulun diyor. Neymiş? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni alenen aşağılama iddiasıyla, hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulunuyor. Güzel. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarını korumak hepimizin ortak görevi. Yani sadece milletvekillerin değil, bu ülkede yaşayan her vatandaşın ortak görevidir. Neden? Demokrasinin kıblesi burada. Milli irade burada tecelli ediyor. Vatandaşın oyuyla gelen milletvekilleri burada görev yapıyor. Her milletvekilinin ne olması lazım? Ahlakta olması lazım. Her milletvekilinin ne olması lazım? Kendi çıkarlarını değil, ailelerinin çıkarlarını değil, yandaşlarının çıkarlarını değil, milletin çıkarlarını savunması lazım. Şimdi ben Sayın Meclis Başkanı'na sormak isterim. Sen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarı konusunda bu kadar duyarlıysan, sevgili başkan, bu 500 bin lira rüşveti alan kimdir hiç onu merak ettin mi sen? O rüşvetin konuşulduğu toplantıda AK Parti'nin ve MHP'nin milletvekillerinin olduğunu bilmiyor musun sen? O milletvekilleri 500 bin liralık rüşvetin konuşulduğu toplantının tanığıyken hiçbir şey yapılmadığını sen bilmiyor musun? Ve ben burada bu kürsüde 500 bin liralık Antalya Serik'te 500 bin liralık rüşvetin alındığı karşısında sessiz kalanların rüşvete ortak olduklarını söylemedin mi? Ve onların da ağzını bıçak açmıyor. Sen bunu bilmiyor musun? İtibarını koruyacaksan çağıracaksın o iki milletvekilini. AK Parti'nin ve MHP'nin milletvekillerini. Kardeşim, parlamentonun bir itibarı var. Siz milletvekilisiniz. 500 bin liralık rüşvet alındığını oradaki iki bakan söyledi. Ben o iki bakanı çağıramıyorum. Neden? Çünkü onlar milletvekili değil. Ama sizler milletvekilisiniz. Parlamentonun itibarı dolayısıyla bu olayı soruşturacaksınız. Dersin. Dedin mi? Demedin. Şimdi sen kalkmışsın bana meclisin itibarından söz ediyorsun. Ayakkabı kutusundan rüşvet alanlar vardı burada. Ayakkabı kutusunda. Meclis başkanına seslenmek isterim. Ayakkabı kutusunda rüşvet alan adam, yani şimdiki büyükelçi, o kürsüye çıkıp konuştuğunda siz hep beraber alkışlamıyor muydunuz? Hep beraber alkışlıyordunuz. Bu mudur itibar? Meclisin itibarını bozan sizsiniz aslında. Meclisi itibarsızlaştıran aslında sizsiniz. Bir odaktan talimat alıp el kaldırıp indirenler sizsiniz. Ahlakı bir tarafa attınız. Hukuku bir tarafa attınız. Adaleti bir tarafa attınız. Sadece ve sadece kalktınız. Ayakkabı kutusunda, affedersiniz, çikolata kutusunda rüşvet alan adamı alkışladınız siz ya. Hangi itibardan bahsediyorsun sen? Değerli arkadaşlar, yine bu kişi milletvekiliyken Allah'ın kelamı olan Bakara suresini her cuma günü Bakara makara yazıyorum, bir tweet atıyorum diyen adamı siz alkışlamadınız mı? Allah'ın kelamıyla dalga geçen adamı büyükelçi yapmadınız mı? Dindar olduğunu söylüyorsun. Allah'ın kelamıyla dalga geçen adamı alkışlayanlara Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ne zamandan beri dindar demeye başladılar? Şimdi bu sahtekar adam, bu rüşvetçi adam, korkudan bakın tazminat davası açamıyor. Bu nedenle üstüne gidiyorum. Bu sahtekar adam büyükelçi olduğu ilde gitmiş camiye
efendim fotoğraf çekiyor, oradan da reklamını yapıyor. Şimdi sormak istiyorum ya. İbadette reklam var mıdır? İnançta reklam var mıdır? Yani Allah'ı kandıracağını mı sanıyorsun sen? Ve bunlar bu parlamentoda milletvekilliği yaptılar. AK Parti sıralarında milletvekilliği yaptılar. Benim içim acıyor. Neden? Her inanca duyduğum saygı dolayısıyla. Neden? Her kimliğe duyduğum saygı dolayısıyla. Ama bunlar kalktılar, ellerini kaldırıp indirdiler ve alkışladılar. Yine bu mecliste iş takipçiliği için, iş takipçiliği için 1 milyon dolar para alanın belgesini çıkardım. 1 milyon dolar. Mahkeme dosyasında, bir de mahkeme dosyasına koyulmuş. O kadar güveniyor ki kendisine. O da şimdi büyükelçi. 1 milyon dolar iş takipçiliği için para alan adamı siz mecliste kürsüye çıktığında alkışlamadınız mı? Bana hangi itibardan söz ediyorsun? Hangi ahlaktan söz ediyorsun bana? Bakın daha acı bir şey. Parlamentoda malum elektronik oylama var. Herkes şifresini girer, parmağını basar, elektronik oylama sonucunu başkan alır. Elektronik oylamaya giremeyen veya şifresini unutan bir pusulaya adını yazar, başkanlığa gönderir, der ki ben buradayım. Şimdi meclis başkanına sormak istiyorum. Mecliste olmadığı halde, mecliste olmadığı halde, Ankara'da olmadığı halde, hatta Türkiye'de olmadığı halde, ben meclis genel kurulundayım diye oy pusulası gönderen AK Parti milletvekillerine bir şey dedin mi sen? Bu sahtekarlığa bir şey dedin mi sen? Kalkıp Yılmaz Öz ile bu davayı açmasaydın bunları söylemeyecektin. Ama sen yerini bileceksin, konumunu bileceksin. Sen kalkacaksın, sahtekarlık yapan insanları alkışlayacaksın. Sahtekarlık yapan insanları gizleyeceksin. Bir milletvekili olmadığı yerde ben buradayım diye pusula gönderiyor. Sahtekarlık değil midir? Sahtekarlıktır. Aldığı para haram mıdır? Evet, el hak haramdır. Ve bu adam Türkiye'de de değil. Nerede? Hac'da. Ya gerçekten de aklın ve mantığın alamayacağı şeyler. Bir inanç bu kadar istismar edilir ya, bu kadar istismar edilir. Sonra kalkmış diyorsun ki efendim Yılmaz Özdil bir yazı yazdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şahsiyetine hakarettir bu. Ya hakareti siz yapıyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, bu yeni olaylar değil zaten. Eskiden de vardı bu. Jet Fadıl diye birisi vardı değil mi? Hatırlarsınız. AK Parti'nin en önemli adamı Jet Fadıl. Otomobiller yapmaya kalktı, saraylar yapmaya kalktı, milleti bir değil birden fazla dolandırdı. Jet Fadıl bir dönem ne demişti biliyor musunuz? Jetpan'ın ihtiyacı olsaydı Sergen'e yaptığım yatırımla, o demin sporcusuna para veriyor, 20-25 tane milletvekili alırdım. 10 milyara, 50 milyara, 30 milyara milletvekili alıyorsun. Milletvekili satın alıyorsun diyor. Jetpan da söylüyor bunu. Satın alınan milletvekilleri var mı? Elbette var. 1 milyon dolar var mı? Var. İş takipçiliği aldı mı? Aldı. Ne demektir bu? O milletvekilini satın almak demektir. Sen meclis başkanı iken buna ses çıkardın mı? Saraya gidip de Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan, Sayın Genel Başkanım, rüşvet alanlar ne zamandan beri büyükelçi tayin edilmeye başlandı? Bu Türkiye'nin itibarına zarar verir. Vazgeçtim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itibarından. Türkiye'nin itibarına zarar verir. Dedin mi? Demedin. Diyebilir misin? Diyemezsin arkadaş, diyemezsin sen. Diyemezsin sen. Onu söylemen için mangal gibi yürek lazım. Mangal gibi yüreğin olacak. Değerli arkadaşlarım, tabii biz bunları konuşuyoruz ama gerçekten de vatandaşın gündemi farklı. Vatandaş perişan vaziyette.
Çiftçi öyle, esnaf öyle, sanayici öyle. Kimse doğru dürüst önünü göremiyor. Tarım politikası yok Türkiye'de. Kim neyi ekecek? Ektiğini ne zaman satacak? Kim alacak bunları ve kaçtan alacak? Çay, fındık, hepsi böyle. Araya giriyor aracılar, fiyatları düşürüyorlar. İstedikleri gibi alıyorlar, mağdur olan köylü, üretici. Bakınız, Afyon Karahisar'ın Sultandağ'a kirazı meşhurdur. Konya'nın Akşehir kirazı meşhurdur. Dünya çapında bilinen kirazlar bunlardır. Isparta Uluboğlu'nun kirazı meşhurdur. Burada üretilen kirazların büyük bir kısmı, hatta %99'u yurt dışına gönderilir. Avrupalı da bekler. Akşehir'in kirazı mı, Afyon'un kirazı mı geldi diye. Isparta'nın kirazı mı geldi diye bekler. Çünkü o kirazların ne kadar değerli olduğunu bilir. Peki kiraz üreticisinin maliyeti nedir? Bu kirazları aldı, topladı, güzel yetiştirdi. Mazotu, gübresi, ilacı, suyu, enerjisi, bütün bunları harcadı. Değerli arkadaşlarım, maliyeti 4 lira. 4 liraya maliyeti var bunun. Birinci sınıf kiraz olursa, birinci kalite, o 5-6 liradan gidiyor. Ama ağırlık ikinci kalite. İkinci kalitenin fiyatı da 2-2,5 lira arasında. Dolayısıyla 5-6 liradan olanla 2-2,5 lirayı topladığınızda ortalama 3-3,5 liraya kirazı satıyor. Maliyet 4 lira ve zarar ediyor. Şimdi ben bütün çiftçi kardeşlerime seslenmek isterim. Kiraz üreticilerine de, fındık üreticilerine de, çay üreticilerine de, buğday üreticilerine de, pamuk üreticilerine de seslenmek isterim. Bu iktidar var ya, 18 yıldır yöneten bu iktidar var ya, senin hakkın olan 175 milyar lirayı sana vermedi. 175 milyar lirayı. Kiraz bu kadar değerli. Yurt dışına ihraç ediyorsun. Üretici niye kazanmıyor? Neden aracılar kazanıyor? Çünkü kiraz dayanıksız. Araba gibi değil, buzdolabı gibi değil, çamaşır makinesi gibi değil. 3 gün beklesin, 5 gün, 1 yıl, 2 yıl beklesin değil. Kiraz bu. Mevsimi geldi. Sattın, satmadıysan mahvoldun. Bunu en iyi kim biliyor? Üretici biliyor. Fiyatı ona göre ayarlıyor. Zararı kim çekiyor? Çiftçi çekiyor. Dolayısıyla hepimizin bu konuda daha duyarlı olması lazım. Ben, bütün milletvekili arkadaşlarım gayet iyi biliyorlar. Onlar da defalarca bölgelere gittiler. Afet dolayısıyla da gittiler, çay dolayısıyla da, fındık dolayısıyla da gittiler. Kiraz üreticileri için de arkadaşlarımız gidiyorlar. Bütün bunlar tarıma ne kadar değer verdiğimizi, çiftçiye ne kadar değer verdiğimizi ve çiftçinin korunması gerektiğini, tarımın Türkiye Cumhuriyeti Devleti için stratejik sektör olduğunu, bir toplumu beslemenin yolunun tarımdan geçtiğini, vatandaşın karnını doyurmanın yolunun tarımdan geçtiğini artık bütün dünya bildi, bizim de bilmemiz lazım. Bu çerçevede bakmamız gerekiyor. Esnaf da zor durumda. Bir milletvekili arkadaşımız, HDP'li bir milletvekili arkadaşımız soru önergesi veriyor. Diyor ki, son 1,5 yılda kaç iş yeri kapandı? Resmi cevap, son 1,5 yılda 56 ilde, 81 değil, sadece 56 ilde 90.743 esnaf kepenk kapattı diyor. 81 ile alırsak yani 100.000 esnaf kepenk kapattı. 100 bin esnaf işsiz kaldı. Onların yanında çalışanlar, onlar da işsiz kaldı. Peki hükümet ne yaptı? Saray hükümeti ne yaptı? İş yeri kapandığı zaman, iş yerini kapat, kahveyi kapattın, pastaneyi kapattın, berber dükkanını kapattın, taksiye dur dedin, şoföre, halk otobüsüne dur dedin. Peki bunlar kiraları nasıl ödeyecekti? Ben kiraları ödeyeceğim, sen meraklanma kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür. Şimdi esnafın yanında olmayıp da ne zaman olacak diye söylemen lazımdı. Söyledi mi? Söylemedi. Söyleyemediler.
Git dediler, borç al. Geçinemiyorsan borç al dediler. E borç alacağım ama sicilim iyi değil. Geçmişte bir çek ödememiştik. İki tane bono mu ödeyememiştim? Bir esnaf sorması lazım iktidarın. Bir esnaf çekini niye ödemez? Parası olup da ödemez mi? Öder. İtibarı var adam. Onu çek ödemez noktaya getiren kimdir? Devleti yönetendir. İktidar sahipleri yani. Sicil lafı çıkar bari borç alsın, onu da çıkarmıyorlar. Yapmıyorlar yani. O nedenle bir esnafın dediği çok güzel. 40 yıldır bu devlete vergi ödüyorum, bana 40 gün bakmadı diyor. 40 yıldır vergi ödüyorum, 40 gün bana bakmadı diyor. Doğru mu? %100 doğru. Haklı mı? %100 haklı. Peki sormak lazım. Bu para var mı Türkiye'de? Var tabii. Türkiye zengin mi? Elbette zengin. Kime gidiyor paralar? İki yere gidiyor. İki yere. Bir, tefecilere. Olağanüstü para akıyor. Hortum gibi. Bağlamışlar, habire akıyor para. İki, ekonomi çetesine gidiyor. Biz buna daha önce bir grup toplantısında hortumcu piyasa ekonomisi demiştim. Bir de onlara gidiyor para. Kim tefeciler? Londra'daki bir avuç tefeci. Bakın, bizi dinleyen vatandaşlarıma söylemek isterim. Hangi partiden olursa olsun. Bu salı günü sabah akşama kadar bir günde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ödediği faiz 277 milyon 610 bin Türk lirası. Bir günde eski parayla 277.6 trilyon Türk lirası. Dolar olarak vuruyorsunuz, bir günde bu salı günü ödeyecek olan Londra'daki bir avuç tefeciye ödeyecek olan faiz 48 milyon 703 bin dolar. Demek ki para var, nereye gidiyor? Buraya gidiyor. Bir günlük tefecilere bir gün için ödediği faizi esnafa ödese esnaf rahatlayacak. İki günlük ödese esnaf bayram edecek. Üç gün ödese Allah razı olsun diyecek. Dört gün ödese ya bu memlekette sosyal devlet de varmış ya. Bizi aç açıkta bırakmadı diyecek. Ama bunlar olmadı. İki, hortumcu piyasa yani ekonomi çetelerine dolarla yol parası, köprü parası, havaalanı garanti vermişsiniz. Dolar arttıkça bunların geliri artıyor. Bunların en büyükleri beşli çete olarak tanımladığımız kişiler. Devletin en büyük ihalelerini bunlar alıyorlar. Ve bunlar olur ya bir iktidar değiştiğinde geleceğimizi garanti altına alalım diye sözleşmelerde uyuşmazlık çıkarsa Londra mahkemeleri yetkilidir diye hükümetten karar çıkartılır. Ama ben buradan milletime söz veriyorum. Hangi mahkemeyi yetkili kılarsanız kılın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında o çeteliğe son vereceğiz. Biz bunu söyleyince panikliyorlar. Eyvah mahvolduk. Hiç mahvolmasın kardeşim. Sen zaten dünyalığını yaptın. Şimdi fakirin fukaranın hakkı var. Fakirin fukaranın hakkını ben koruyacağım. Hep beraber koruyacağız. Hep birlikte koruyacağız. Nereye gidersek gidelim koruyacağız. Bizim namus görevimizdir. Fakirin, fukaranın hakkını korumak bizim namus görevimizdir. Biz bu ülkeye adaleti getireceğiz. Adalet sadece mahkeme salonlarında değil. Çocuk yatağı aç giriyor, karnı açsa orada adaletsizlik var demektir. Biz bunu sağlayacağız. Şimdi malum emekli aylıklarına, memur aylıklarına zam yapılacak. Enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon işte 5.75, 4 kabul etmişlerdi. 1.75 maaşlara zam yapılacak. Değerli arkadaşlarım, bir komediyle karşı karşıyayız. TÜİK'in rakamlarını, arkadaşlara dedim ki TÜİK'in rakamlarını çıkarın. Yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamlarını çıkarın. Emekli, memur, işçi, işsiz en çok neleri tüketiyor? Onlardaki fiyat artışlarına bakalım. Bana pimpon topunu çıkarmayın. Kimse pimpon topuyla oynamıyor zaten. Çıkardılar. İlk 6 ayda 2020'nin ilk 6 ayında pirinç fiyatlarındaki artış
%12.9 yani %13. Fark ne kadar verecekler? 1.75. Buğday unu 12.5 artış. Makarna 9. Şehriye 10. Dana eti 15. Kuzu eti 16. Tavuk eti %17. Balık %17. Margarin %21. Ayçiçek yağı %14. Limon %77. Taze fasulye alabilirse %22.7 artış fiyatı. Havuç %83. Kıvırcık %12. Maydanoz %14. Patates %24.7 fiyat artışı. Kuru fasulye %35. Mercimekteki fiyat artışı ilk 6 ay %39.9 yani %40. Kuru barbunya %14. Tren ücreti %17.3. Şehirler arası otobüs %41.8. Sabun %14.2 oranda artı ilk 6 ayda. Kolonya'daki artış ise %59.4. Siz kaç vereceksiniz? 1.75. Bu vicdan mıdır ya? Emeklilere seslenmek isterim. Memurlara seslenmek isterim. Hala bu iktidara oy mu vereceksiniz? Londra'daki tefecilerin karnını doyuran, gak dedikçe para, guk dedikçe para ve o parayı da senin boğazından alıp onlara veren bu iktidara hala oy mu vereceksiniz? Bütün emeklere sesleniyorum. Bayram ikramiyesi gelecek. Bayram ikramiyesinin nasıl verildiğini siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Niye 1.000 lira? Kaç yıl geçti ya, niye 1.000 lira? Eridi zaten. 1.500 lira isteyin. En az 1.500 lira isteyin. 1.500 lira sizin hakkınız. Bu millet kalkınsın diye, bu ülke kalkınsın diye yıllarca alın teri döktünüz. Fabrikada çalıştınız, tarlada çalıştınız, lokantada çalıştınız, berber dükkanında çalıştınız, direksiyonda çalıştınız. Siz ürettiniz. E bu devlet size baksın biraz. İkramiye 1.000 lira değil, 1.500 lira ikramiye versin. Bunu verirler mi? Ben söylüyorum. Siz de talep edeceksiniz. Saray sosyetesini unutmayın. Saray sosyetesi ve onların beslemeleri vardır. Onlar sizin halinden anlamazlar. Sizin halinizden anlamazlar. Onlar ayrı yerde yaşıyorlar. Ayrı bir dünyaları var onların. Onların yedikleri ayrı, içtikleri ayrı. Onların cebindeki para da ayrı. Onlar Türk lirası taşımazlar. Onlar dolar üzerinden borçlanır, ceplerinde dolar taşırlar. Yandaşlarına ihaleyi dolar üzerinden verirler. Dolayısıyla saray sosyetesi ayrı bir dünyada. Ama bugün milyonlarca genç işsizim, işsizim diye haykırıyor. Saray sosyetesinin ve beslemelerinin karnı tok, onlarda işsizlik diye bir şey yok. Bugün sosyal medyada var. Genç bir çocuk. Köpek gibi çalışıyorum diyor. Köpek gibi çalışıyorum. Ama et yemiyorum diyor. Çoluk çocuğuma bakamıyorum diyor. Bir insanı bu noktaya kim getirdi Allah aşkına? Bu saray sosyetesinin yatacak yeri var mıdır? Onlar lale devrini yaşıyorlar. Ama milyonlarca insan geçinemiyorum, geçinemiyorum diyor. Geçen Gaziantep'ten gelen, hayatının her döneminde de AK Parti'ye oy veren bir kişiyle konuşuyorum. Gaziantep'te de anneme bir ev aldım. Durumu iyi. Hiç borç para istemezdim. Emekli aile de vardı. Bu sefer Gaziantep'e gittim. Aynı evde. Çıkarken dedi ki oğlum ekmek alacak paramız yok. Ekmek parası bırakır mısın? Bir anne ilk kez benden ekmek alacak param yok. Ekmek alacak para bırakır mısın dedi.
Türkiye'nin geldiği durum bu arkadaşlar. Saray sosyetesinin bundan hiç haberi yok. Onlar masal dünyasında yaşıyorlar. Onların dünyaları ayrı. Vatandaştan tamamen kopmuşlar onlar. Yine vatandaşlarıma seslenmek isterim. Vicdanlarına seslenmek isterim. Bebek mamasına alarm zili niye takar bir süpermarket? Bebek maması ya. Çalınmasın diye. Bebek mamasını kim çalar? Kim çalar Allah aşkına bebek mamasını? Çocuğu olan, mama alacak parası olmayan kişi çalar. Türkiye bu gerçekle yüzleşmek zorunda. 83 milyon vatandaşımız bu gerçekle yüzleşmek zorunda. 21. yüzyılın Türkiye'sinde saray sosyetesinin yaşadığı lüks lale devri, aşağıya iniyorsunuz, bebeğine mama alacak para bulamayan yüz binler. Çalınmasın diye de alarm takılıyor. Değerli arkadaşlarım, ve bunlar yetmiyor. O saray sosyetesi. Bir de yüzleri kızarmadan. İBAN numarası veriyorlar, bize para verin diyorlar. Ya yediniz de doymadınız ya. Doymadınız mı Allah aşkına ya? Doymadınız mı? İBAN numarasına para topladılar. Nerede bu paralar? Milletvekili soruyor Cumhurbaşkanı. Nerede bu paralar diyor. Kime ne harcadınız? Bana sormayın diyor. Çalışma Bakanı'na sorun. Çalışma Bakanı'na soruyorsun. Bana sormayın falan adama sorun diyor. Kimsiniz siz ya? Şehit yakınlarının, gazilerin paralarını yiyenlerdir bunlar. Şehit yakınlarının, gazilerin bu milletten toplanan paralarını yiyenlerdir bunlar. Değerli arkadaşlarım, şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Onu da ifade edeyim. Bu da çok önemli. Bir AK Partili kadın aynen şunu söyledi. Geçen. Bu millet size, iktidara söylüyor. Bu millet size parasını verdi. Malını verdi. Canını verdi. Sen bir huzur veremedin diyor. Doğru mu? Doğru. Parasını verdi. Canını verdi. Malını verdi. Ya sen bu millete bir huzur bile veremedin. Doğru mu? Doğru. Sarayda oturanlar ahtapottur. Bir başı var, bol miktarda kolları var. O kollarında vantuzları var. Vantuzları millete yapışmış vaziyette, milletin kanını emiyorlar bunlar. O ahtapotlardan hesap sormak bu milletin namus görevidir. Eğer fakiri fukarayı düşünüyorsanız, yoksulu düşünüyorsanız, işsizi düşünüyorsanız, o vantuzları kesmemiz lazım. Ahtapotlardan bu milletin kurtulması lazım. Değerli arkadaşlarım, baroya geleyim. Devletin dini adalettir demiştim Hazreti Ali. Eğer devletin dili adaletse, adaletin temeli de savunmadır. Bir kişiyi yakaladığınız zaman onun hakkının, hukukunun savunulması lazım. Kim savunacak? Dünyanın her tarafında, ister fakir, ister zengin, ister gelişmiş, ister az gelişmiş, ister sanayileşmiş, ister kölelik düzeni olsun, avukatlar savunur. Avukatın böyle bir görevi var. Avukatlar baroyu meslek kuruluşu olarak gelirler bir araya, bir baro oluştururlar. Baroda kamu tüzel kişiliğine sahiptir. Yani bölünmez, yani ayrışmaz. Yani bütün meslek mensuplarının hakkını, hukukunu korur. Yani adaletin gerçekleşmesi için elinden gelen her türlü çabayı gösterir. Şimdi baroları parçalıyorlar. Söyledim, bir daha söylüyorum. Baroları parçalamak, çoklu baro maskesi altında
yapılan hareket Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihanettir ve bir bölücülük projesidir. Paralel devlet olmaz, evet. Paralel baro da olmaz. Paralel vali de olmaz. Paralel kaymakam olmaz. Paralel nüfus memuru olmaz. Paralel tapu müdürü olmaz. Ya bir ilde bir vali vardır. İlçede bir kaymakam var. Bir tane tapu müdürü var ilde. Kazada bir tane tapu memuru var. Nüfus memuru bir tane. Nüfus müdürü bir tane. Niye çoklu baro? Her ilde de bir tane baro olur. Bitti o kadar. Ayrıca sen merkezi hükümet olarak baroları denetleme hakkına da sahipsin. İdari ve mali açıdan denetleme hakkına da sahipsin. Yolsuzluk varsa binersin boynuna. Usulsüzlük yapmışsa incelersin. Bu hakka da sahipsin sen. Hayır, ben baroları böleceğim diyor. Bakın, Milliyetçi Avukatlar Grubu Başkanı şu konuşmayı yapıyor, şu açıklamayı yapıyor. Çoklu baro, kurumsal ayrışmaların, paralel yapıların adımıdır. Bölücülüğün ta kendisidir. Yol yakınken bu yanlıştan dönün. Kurumsal yapılara ayrılık tohumları eklemeyin. Yine aldatılıyorsunuz. Yazık ki bunu fark etmeniz yine yıllar alacak diyor. Evet, yargıyı böldüler. Medyayı böldüler. İş dünyasını böldüler. Şimdi yargının en önemli ayaklarından birisi savunmayı da bölecekler. Değerli arkadaşlarım, teklif nerede görüşülüyor? Adalet Komisyonu. Adı ne? Adalet. En büyük adaletsizliklerin yapıldığı komisyondur. En büyük adaletsizliklerin. Baro başkanları gelip görüş beyan etmek istiyorlar. Adalet Komisyonu'na gelecekler. Yasa teklifi hakkında görüşlerini söyleyecekler. Eğridir, doğrudur. İzin vermiyorlar. Giremezsin içeri diyorlar. Komisyona gelemezsin diyorlar. Düşünceni açıklayamazsın diyorlar. Niçin? Biz kabul etmiyoruz. Böyle bir uygulama yok diyorlar. Ama bir gün önce avcılıkla ilgili bir düzenleme yapılıyor. Tarım Komisyonu'nda. Avcılıkla ilgili derneğin başkanını davet ediyorlar, gidip konuşuyor. Doğru mu yapıyor? Doğru yapıyorlar. Başkan gitmeli mi? Elbet gitmeli. Düşüncesini anlatmalı mı? Evet, anlatmalı. Konuşmalı mı? Evet, konuşmalı. Milletin meclisi ise o kanunla ilgili olan çevrenin, derneğin, tüzel kişiliğin davet edilmesi ve gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu kanun çıktığında ne olur? Onu milletvekillerine anlatması lazım. Buna izin verilmedi. Verilmiyor. Adalet Komisyonu adaletsizlik komisyonuna dönüşmüş durumda. Teklif nerede hazırlandı? Sarayda. Teklif sarayda hazırlandı. Adalet Bakanlığı'nın görüşü alındı mı? Bir bakanlık var, adı da Adalet Bakanlığı. O bakanlığın görüşü alındı mı? Hayır, alınmadı. Peki baroların görüşü alındı mı? Baroların da görüşü alınmadı. Hadi bakanlıktan vazgeçtik. Adalet Bakanlığı'nın bizatihi kendisinden görüşü alındı mı? Ondan da alınmadı. Onu da teyit geçtiler. Paralel yapı ya. Ne demek Adalet Bakanı? Sarayda adam var. Sarayda her şeyleri biliyor. Ahtapot gibi bir tepe, geniş kolları var. Vantuz gibi eğilmiş. Milletin kanını emiyor. Adalet Bakanıymış. Ne demek Adalet Bakanı? Geçiniz diyor onu. Onu bile düşüncesini almayacağım. Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Bu kadar tarihi bir günde eğer bu kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçiyor ve sen de sesini çıkarmıyorsan sen gerçek Adalet Bakanı değilsin. Yüzyıl önce de böyle bir düzenleme yapılmış. İstanbul emperyal güçler tarafından payitaht, yani imparatorluğun başkenti işgal edildiğinde işgal güçlerinin ilk yaptıkları iş baroları bölmek olmuş. Ne üzerinden baroları? Etnik ve dini esaslara göre bölüyorlar. 100 yıl sonra bu Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisinde emperyal güçlerin o dönemde yapamadıklarını şimdi Erdoğan ve arkadaşları gerçekleştiriyorlar.
Barolar bölününce ne olacak? Bir sürü şey olacak. Etnik kimlik üzerinden barolar, inanç üzerinden barolar, havuz medyasının baroları, hepsi olacak. Erdoğan'ın avukatlarının baroları. Bize gelirseniz bizim baroya, davaları biz görürüz, sen hiç meraklanma. Hakimler zaten bizim elimizde. İstediğimiz kararı çıkarırız. Pelikan, Pelikan'a dahil de barolar olacak. Ya doğrusu Pelikan'ın baroları olacak. Bunlar akıllarını peynir ekmekle yemiş desem doğru değil. Bunlar emperyal güçlerin aldıkları talimatların gereğini yapıyorlar. Yani Erdoğan Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlığını yapmaya devam ediyor. Değerli arkadaşlarım, sihirbazların temel özelliği nedir? Bir şeyi gösterip yok etmeleridir. Sihirbazlar yaparlar bunu. Bizler de hepimiz büyük bir dikkatle sihirbazları izleriz. Kimisi arabayı yok eder, kimisi aslanı, kaplanı yok eder, kimisi birlikte çalıştığı insanı yok eder. Dolayısıyla hepimiz büyük bir merakla perdenin arkasına bakarız. Bir süre sonra o kişinin kaybolduğunu görürüz. Ama hayatımda hiçbir barajın kaybolduğunu görmemiştim. Hayatımda hiçbir baraj. Bu kadar büyük bir sihiri nasıl yaptılar? Emin olun bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar gittiler Çankırı'ya. Çankırı'da, dur adını da söyleyeyim. Kızlar Yolu Barajı. Devrez Kızlar Yolu Barajı. Temeli atılmış törenlerle, televizyonlarda ilanlar. Temeli atan Veysel Eroğlu. Veysel Eroğlu'nun adı da barajlara verilmiş. Barajlar Kralı mübarek. Yok edilen barajlar kralı. Törenler ya, paralar harcanmış. Bütün Çankırı alkışlar içinde. Çiftçi memnun. Aman baraj yapılacak. Tarlalar sulanacak. Şu kadar dönüm tarlayı sulayacağız. Ürünler elde edeceğiz diye bayram ediyorlar. Arkadaşlar gittiler. Demişler herhalde büyük bir ihtimalle. Gidelim şu barajın etrafında küçük kafeler de vardır. Oturalım. Biraz sohbet edelim. Çankırıları da bir dinleyelim bakalım. Bu barajı yaptılar buraya. Ne oldu? Ürün arttı mı, artmadı mı? Çiftçiler ektiği ürünün karşılığını aldı mı, almadı mı diye. Fakat gidiyorlar. Ortada baraj yok. Barajın temeli de yok. Hayatımda bu kadar büyük bir sihir hiç görmemiştim. Samimi söylüyorum, hiç görmemiştim. Bu kadar milletin gözünün içine baka baka törenler yaparsınız. Dünyanın parasını harcarsınız. Temelini atarsınız. Hayırlı uğurlu olsun dersiniz. Valisi orada, kaymakamı orada, genel müdürü orada, bakanı orada, milletvekilleri orada. Herkesin gözünün önünde atarsınız. Sonra bir bakıyorsunuz ki ortada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Sevgili Çankırılılar, böyle bir sihirbazlıkla siz karşılaştınız mı bilmiyorum. Ama ben hayatımda ilk kez karşılaşıyorum. Ama neden bunu yapıyorlar? Çünkü Çankırılılara diyorlar ki ne olursa olsun zaten. Çankırı bizim değil mi? Evet. Ensesine vururum. İstediğim yalanı söylerim. Temel attım deyip kandırırım. Nasıl olsa sonuçta bu gelir bana oy verir. Şimdi bu sefer kazın ayağının öyle olmadığını sevgili Çankırılı sen göstereceksin. Seninle dalga geçiyorlar. Senin iradenle oynuyorlar. Köylünün iradesiyle oynuyorlarsa sen de sandığa gittiğinde al mührü. Sen beni kandırırsan kusura bakma ben sana oy vermem de. Ve ben bunu bekliyorum. Hepinize en içten selamlar, saygılar sunuyorum değerli arkadaşlarım. Oturumu kapatıyor, saygılar sunuyorum.